1454 tarihinde Kral I. Keremuşi'nin emriyle Shiba, Date boyu, Utsunomiya ve Satake devletleri olmak üzere 4 Japon boyuna birden savaş ilan edildi. Date, Utsunomiya ve Satake devletleri Keroan boyu tarafından kolayca ele geçirilse de Keroan ordusunun Shiba'nın başkentini ele geçirmekte zorlanması üzerine 1. Keremuşi de Shiba'nın başkentine yapılan çıkarmaya katıldı. Hızlı bir şekilde limana çıkmayı başarsalar da limanda saklanmış olan bir Shiba askeri gizlice 1. Keremuşi'yi bıçakladı. 1. Keremuşi'ye son derece sadık olan Keroan ordusu limanın kontrolünü ele geçirir geçirmez Keremuşi'yi Shiba'nın başkentindeki bir hastaneye yetiştirmeye çalışsa da Keremuşi kalbinden bıçaklanmıştı. Kurtulması artık çok zordu. Dakikalar içerisinde Keroan halkının kahramanı, Keroan'ın kurtarıcısı ve kurucusu, Japon coğrafyasının yaşayan en prestijli kralı Kral I. Keremuşi 1454 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ülkeyi yönettiği dönem boyunca Akita toprağında Keroan'ı yeniden kurmuş, kurmakla kalmamış ve ülkeyi kurulduğu günden bu yana sadece 10 yılda 16 kat büyütmüş, tüm Japon coğrafyasının en güçlü boyu ve Kuzey Japonya'nın tek hakimi haline getirmişti. Keroan halkına acı duyuruyu Shiba Harbi'nden dönen ordu komutanı yaptı. Halk duyduklarına inanamasa da bunlar gerçekti. Keremuşi ardında unutulmayacak izler bırakarak Keroan'a ve hayata veda etti. Ordu her ne kadar 1. Keremuşi'nin acısını üstünden atamasa da ülkenin başıboş kalmasına izin vermemeliydi. 1. Keremuşi'nin oğlu, savaşçı lakabıyla bilinen 1. Keresuki, ordunun da onayıyla krallığı eline aldı. Ülkeye altın çağını yaşatan 1. Keremuşi devrinin ardından artık 1. Keresuki devri başladı. 1. Keresuki, sarayda kaldığı dönem boyunca yakınları tarafından hep at üstünde, gün boyu kılıç sallayıp antrenman yapan biri olarak biliniyordu. Ülkenin bilinen en iyi savaşçılarından biriydi. Yayılmacı politikayı hayatı boyunca benimsemiş, ülkesini dışarıdan korumanın tek yolunun savaşmak olduğuna bugüne kadar hep inanmış bir insandı. Ordusunun da böyle olmasını istiyordu. Bu sebeple orduların komutanlarına savaşa hazırlıklarının hızlandırılmasını söylemişti. Bütün Keroan ordusunun her daim, her an savaşa hazır olması emrini verdi. Bakalım yayılmacı bir politika izleyecek olan 1. Keresuki devri, Keroan devleti için nasıl geçecekti? Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Keroan boyu serimizin 2. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Maalesef devletimizin, ülkemizin kurucusu 1. Keremuşi Fukui limanına atılan çıkarmada ordunun başına geçti ve Fukui limanında saklanan bir Shiba askeri tarafından öldürüldü. Onun yerine ülkenin başına 1. Keremuşi'nin oğlu 1. Keresuki geçti. Fragmanda da anlatıldığı üzere 1. Keresuki, Keremuşi'ye göre daha saldırgan, biraz daha yayılmacı politika izleyen bir kral ve bu onun şogunluk kurma hayallerinde de büyük rol oynuyor. Bildiğiniz üzere Keremuşi'nin hayallerinden bir tanesi de Keroan şogunluğunu kurmaktı, Kyoto toprağına kadar ilerleyip fakat bunu başaramadan maalesef hayata gözlerini yumdu. Onun bu isteğini onun oğlu Kral 1. Keresuki yerine getirecek dostlar. Bu arada şöyle bir sorun var, yani bir sebepten ötürü şöyle bir sorun oldu. Liderin resmi değişiyor ama maalesef ismini değiştiremiyoruz. İsim aynı kalıyor. Biz şöyle düşüneceğiz abi. Keroan boyunun altında ülkenin kurucusu yazıyor. Burada da ülkenin liderinin resmi var şeklinde düşüneceğiz. Yani burada ülkenin kurucusu yazıyormuş gibi düşünmeye çalışacağız abi biz. Çünkü ismi değişmedi abi nedense. Ben de anlamadım. Artık bir sebepten ötürü ben de anlamadım sebebini. Her neyse. Şimdi bildiğiniz üzere artık hedefimiz Kyoto'ya kadar ilerleyip şogunluğu kurmak ve bunu saldırgan bir politika izleyeceğimiz için biraz daha hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Keroan halkının desteği zaten Keremuşi'nin oğlunun arkasında. Yani Keremuşi o kadar büyük bir iz bıraktı ki Keroan halkında artık oğlunu bile tıpkı Keremuşi'yi destekliyormuş gibi destekliyor halk. Dolayısıyla halkın da desteğiyle ve Keresuki'nin yayılmacı politikasıyla beraber Kyoto toprağına kadar hızlı bir ilerleyiş sergilemeye çalışacağız. Keroan şogunluğunu kurup sonrasında da artık Keroan İmparatorluğu'nun sınırlarını öğrenmeye çalışacağız dostlar. Geçtiğimiz bölüm 4 adet devleti birden elimize geçirdik ki zaten bu savaşlar sırasında hayatını kaybetti Kral 1. Keremuşi de. Ve bu 4 devleti ele geçirdikten sonra artık Japonya'nın kuzeyinin en güçlü devleti, hatta sadece kuzeyinin değil bütün Japonya'nın en güçlü boyu olduğumuzu söyleyebiliriz dostlar. Bu kadar güçlü bir boyun artık boy denmemesi gerekiyor. Artık Keroan boyu değil, artık şogunluğu olması gerekiyor. Bize savaş ilan eden bir devlet var. Hosokawa devleti. Şu an benim için çok da önemli bir devlet değil. Ben şu anda önümdeki düşmanları halletmeye çalışıyorum. Şu anda benim önümde set gibi duran toplamda 1, 2, 3, 4 adet devlet bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Aşikaga boyu. Aynen öyle. Yok, Aşikaga. Aşikaga boyu. Bir tanesi Ogasawara. Bir tanesi, şöyle bakalım abi, Takeda boyu. Bir diğeri ise Chiba. Bu devletleri hızlı bir şekilde elimize geçireceğiz. Bu devletlerin tamamına aynı anda savaşımızı ilan edeceğiz. Sıralamada da hızla yükselmeye devam ediyoruz Keroan boyu olarak. Yani sadece bağımsızlığı alıp her şeyi bırakmadık abi. İlerlemeye, genişlemeye, şogunluğu kurmak için Keremuşi'nin izinden gitmeye devam ediyoruz dostlar. Tabi bir yandan da artık birazcık araştırma yatırımı da yapabiliriz. Şöyle bakıyorum, teknoloji sıralamasında bayağı bir geride kaldık artık. Bu kadar da güçlenmişken hali hazırda artık birazcık teknoloji yatırımı hem bizim gelirimize çok önemli katkı sağlar, hem de dünyada teknolojiye yön veren devletlerden birisi haline gelmemiz gerekiyor artık. Şöyle bakın, bazı asimilasyonlar tamamlanmış. Hastalıklar olduğu için bazılarında şu anda düşük görünüyor. Hastalıklar bir bitsin. Şu anda bitti abi galiba, aynen. Evet, bayağı düşükte kaldı ya. Hastalıklar bitmemiş abi daha. Şimdi bitti, aynen şimdi bitti. Hemen tekrar başlatalım asimilasyon işlemlerini. Çok fazla toprak yok zaten. Evet, tamamını da tekrar başlattık. Ülkede düzeni, asayiş sağlamak bu asimilasyon işlemleriyle mümkün. Yoksa ülkede çok sayıda fazla kültür bulunur ve bu da ülkede ayrımcılığa yol açabilir. Artık hızlı bir şekilde ordularımızı basmaya başlayabiliriz bence yapacağımız araştırma yatırımından sonra. Teknoloji haritasını hemen bir açalım ve gelişimimiz ne kadar hızlı bakalım. Çok da hızlı değil. Yani beklediğimden biraz daha yavaş. Ama en azından hani Japonya'daki en yüksek teknolojili kabile haline bir gelmemiz daha... Hiroşima'yı ele geçirmiş lan Ming Hanedanı. Hiroşima ve civarını. Japonya'da bir Ming toprağı. Bu çok kötü oldu. Artık Japonya'nın tamamını ele geçirmek bizim için çok daha zor olacak. Gerçekten çok daha zor olacak abi. Bakacağız. Bakacağız artık neler olacağına. Evet, teknolojimiz 0.6'ya kadar çıktı. Şu anda Japon coğrafyasının Ming Hanedanı'ndan sonra en gelişmiş teknoloji açısından devletiyiz. Paramız bittikten sonra teknoloji puanlarımızı vereceğiz ve hemen ordularımızı basmaya başlayacağız. Çünkü biz biraz daha beklersek Ming Hanedanı daha da çok yayılacak bu coğrafyada ve artık Kyoto şogunluğunu kurmak bile... Aman dur, Kyoto'yu almasaydın be. Orası bizimmiş ulan, korktum ya. Aman korktum ya. Abi burayı da Ming aldı sandım. Gerçekten bir an bayağı bir tırstım ya. Tamam, dur ben daha fazla riske atamam abicim bu durumu. Artık yavaştan teknoloji puanlarını da ver. Daha fazla riske giremeyeceğiz. Bütün teknoloji puanlarını araştırmaya verdim. Şimdi hızlı bir şekilde ordu basım işlemlerimize başlamamız gerekiyor. Yoksa Ming Hanedanı burada daha da çok ilerleyecek. Adamlar birinci sırada, 832 binlik bir ekonomileri var. Hani onları karşımıza almak çok büyük bir saçmalık olur. Tamam, birinci Keresuke saldırgan bir politika izliyor ama bu kadar akılsız bir yönetici de değil. Yani nerede ne hamle yapacağını bilen bir yönetici. Bu sebeple yani Ming Hanedanı'nı karşımıza almak gibi bir düşünce aşırı saçma. Keremuşi görse küfür ederdi abi. Evet, bütün ordu basım işlemlerimizi tamamladık. Hepsini bir araya getirelim. Paramız da halen artıda bu kadar ordu basmış olmamıza rağmen. Hemen hepsini bir araya getir. Dostlar, ben kararımı verdim. Kyoto'ya kadar olan bütün boylara, bütün şogunluklara, artık her neyse hepsine savaşı ilan edeceğiz. Evet, kararım katidir. Bakın şu an zaten birbirleriyle savaşta olan birçok şogunluk, birçok bey var, boy var. Hepsine savaşı ilan edelim abi. Aynen öyle. Başka neresi var? Şurası var. Tamam. Bu var. Tamam. Başka Kyoto'ya gitmemizi engelleyecek. Bir dakika, şöyle bir Keroan şogunluğunu açalım. Tamam. Bunlara da savaşı ilan edelim. Bu iş tamamdır. İş 2'ye de savaşı ilan et. Aynen öyle. Tamamdır dostlar. Hepsine savaşımızı ilan ettik. Şimdi saldırılara geçme vakti. Haydi bakalım. Haydi bakalım Keroan orduları. Biz yıllarca, 188 yıl boyunca süren Ando esaretinden kurtulmuş bir milletiz. Şu an bu karşımızda duran devletler bizim için hiçbir şey. Hele de başımızda 1. Keresuke olduğu sürece şu an karşımızda duran devletlerin bize karşı bir başarı elde etme ihtimali yok. Evet, çok güzel, çok güzel. Sadece Kyoto'da bir yenilgi yaşadık. Hadi orayı da halledelim. Hadi Kyoto'yu da halledelim ve bitirelim artık. Şogunluğu kuralım. Güzel. Güzel bir çıkarma. Devam edin. Gerideki ordu da gelsin. Evet, Kyoto'yu da ele geçirdik. O topraklar kime kaldı? Ito'ya kaldı. Tamam. Buraları da al. Evet abi, bitirdik. Evet, bütün devletlere yenmeyi başardık. Bütün savaş ilan ettiğimiz devletleri mağlup etmeyi başardık. Hemen bütün toprakları alalım. Senden yine bütün toprakları alıyorum. Senden aynı şekilde yine bütün toprakları alıyorum. Ve bu barış antlaşmalarıyla beraber artık Keruan şogunluğunu kurmaya hak kazanacağız dostlar. Al hemen bütün toprakları al. Sanırım bir tane kaldı. Evet, bitti. Evet dostlar. Sonunda 1460 yılında Keruan şogunluğunu kurmaya hak kazandık. Kyoto toprağına ilerleyerek gerçekten çok büyük bir savaş örneği göstererek dünyaya. Çünkü aynı anda 5 devlete birden savaşı ilan ettik ve bu savaştan galip çıktık. Çok büyük bir örnek olarak dünyaya Keruan şogunluğunu kurmaya hak kazandık. Kerasuki saltanatının henüz 5. yılında Keruan şogunluğunu kuruyor dostlar. Evet, 1444 yılından beri beklenen an gerçekleşiyor ve Keruan şogunluğu kuruldu. Bütün Keruan halkına hayırlı olsun dostlar. Artık Keruan İmparatorluğu'nun sınırlarını görmeye hak kazandık dostlar. Hemen gösterelim diplomasi ve Keruan İmparatorluğu. Evet, Keruan İmparatorluğu Asya'nın çok büyük bir bölgesinde, çok büyük bir kısmında hakimiyet kurmamızı amaçlayan, hakimiyet kurmamızı gerektiren sınırlara sahip olan bir imparatorluk. Bu imparatorluğu kurmak da yine Keruan imparatorlarının elinde. Tabii ki 1. Kerasuki bu imparatorluğu kendi kuramayacağını biliyor. Buna büyük bir ihtimalle ömrü yetmeyecektir. Fakat 1. Kerasuki'den sonra gelecek imparatorlar da, hükümdarlar da, krallar da bu imparatorluğu kurmak için büyük bir gayret içerisinde olacak ve er ya da geç, ne zaman bilinmez, Keruan İmparatorluğu kurulacaktır dostlar. Evet, ilk hedefimiz her şeyden önce bütün Japonya'da hakimiyet kurmak. Sonrasında Keruan İmparatorluğunu kurmak için uzunca büyük yolculuğumuz başlayacak dostlar. Aldığımız topraklarda hemen asimilasyon işlemlerini başlatalım artık. Son aldığımız topraklarla beraber dünya sıralamasında en üst sıralara doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Şu anda ilk 15'e girmeyi başardık ve daha da yükseleceğimizi düşünüyorum ben. Yakınımızdaki devletlere karşı daha da iyi skorlar alacağız büyük bir ihtimalle. Yani ilk 10'a girersek eğer gerçekten bizim için güzel bir başarı olur şu an için. Tabii ilk 10'a girmek Keruan gibi bir devlet için, köklü bir devlet için hiçbir şey ama... Şimdilik iyi bir başarı olacaktır ilk 10'a girmek bizim adımıza. Evet, güzel. Artık sıradaki hedeflerimizi de ele geçirelim. Çünkü biz ele geçirmezsek Ming Hanedanı bizden hızlı davranabilir. Bizim daha hızlı olmamız lazım. 11. sıraya çıktık bu arada. 10. sıraya da çıkarsak eğer, şöyle birazcık yatırım yaparsak çıkacağız gibi. Aa, çıkmıştık. Evet, çıktık dostlar, evet. Keruan şogunluğu an itibariyle dünyanın en büyük 10 gücünden bir tanesi. 980 binlik nüfusu ve 236 binlik ekonomisiyle artık dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesiyiz dostlar. Keruan şogunluğu olarak artık boy değiliz abi, artık şogunluğuz. Evet, güzel. Şimdi birazcık daha ordu basımı işlemi gerçekleştirip sıradaki devletleri de elime geçireceğim ama önce asimilasyon işlemleri. Yani şu asimilasyonları bir bizim tamamen tamamlamamız gerekiyor öncelikle. Yani her zaman söylediğimiz gibi ülkede bölünmeye asla izin vermememiz lazım. Bu sebepten şu asimilasyonları bir an önce başlatmalıyız. Evet, çok da fazla bir toprak yokmuş zaten. Hepsini de başlatalım. Hepsi %100 olsun böylece. Evet, gayet güzel. Hepsinin %100 olmasını bekleyelim. Sonrasında ordu basım işlemlerine başlayıp hızlı bir şekilde sıradaki devletleri elimize geçirelim. Gelen teknoloji puanı var. Bu teknoloji puanıyla beraber artık araştırmayı fullledik. Gayet güzel bir haber. Şunu da bir kez daha başlat. Evet abicim. An itibariyle bütün ülkenin eyalet istikrarları %100. Bu arada Ming Hanedanı bize hakaret etmiş. Gerçekten ayıp oluyor. Yani... Oğlum sakın bana savaş falan ilan etmeyin bak, içimden geçersiniz. Yapmayın öyle bir şey. Öyle bir şey yapmayın bak. Bir de ben şimdi karşımdaki devletleri alacağım. Seninle sınır kurmuş olacağız. Daha da tehlikeli bir duruma düşeceğiz gerçekten. Yani umarım Keremli İmparatorluğundaki Altın Orda yenilgisi gibi bir durum olmaz. Umuyorum öyle bir şey olmaz. Yatırımlara verdiğimiz parayı keselim. Paramız yeniden bir artıya çıksın. Bu kadar ordu bize yeter de artar aslında. Hemen orduları bir araya getirelim. Başkentteki orduyu da çekelim hatta. Kadim başkent Akita'daki orduyu da çekelim. Aynen öyle. Evet, güzel. Hepsine birden savaşı ilan edeceğim yine. Her zaman yaptığımız gibi. Klasik bir Keruan geleneğidir. Karşınızdaki devletlerin tamamına birden savaşı ilan edersiniz. Bunu da savaşımızı ilan edelim. Evet. Buna da savaşımızı ilan edelim. Evet. Buna da savaşımızı ilan edelim. Hepsinde bir müttefiki var ya. Her birinin ayrı ayrı müttefikleri var ya. Tamam. Hepsine savaşımızı ilan ettik. Artık vakit ilerleme vakti. 1. Karasuki'nin önderliğinde aynı anda kaç tane devlete savaş ilan ettik? Şöyle bir bakalım. Aynı anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet devlete savaş ilan ederek sanırım devletin rekorunu kırdık abi. 1. Keremuşi 4 adet devlete savaş ilan edip 4'ünü birden mağlup etmeyi başarmıştı. 1. Karasuki keza aynı şekilde Kerevan şogunluğunu kurmak için 5 adet devlete birden savaş ilan edip tamamını yenmeyi başarmıştı. Ve yine 1. Karasuki bu kez 6 adet devlete savaş ilan edip tamamını yenme hedefinde. Bakalım başarabilecek miyiz? Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, sanırım bir çıkarma geliyor abi. Evet, bir çıkarma geldi ama başarısız oldu. Gayet güzel bir haber. Çok güzel. Çıkarma yine başarılı oldu. Şuradan saldırmaya devam edelim. Evet, orada bir yenilgi yaşadık abi maalesef. Oraya birazcık destek yollayalım o halde. Aynen öyle. Evet, destek geldi sonunda. 13.000 orduluk bir destek getirdik. Artık buna da karşı koyma ihtimalleri sanırım 0. Buna da karşı koyamazlar herhalde. Aynen öyle. Buna karşı koyamadılar ve şurada son bir adet daha toprakları var. Şurada da var. Hepsine yollayalım. Çok güzel. Başka neresi kaldı? Başka bir yerde daha var. Evet, seni de alalım hemen. Hemen seni de ele geçirelim ki zaten Keroan İmparatorluğu'nu kurmak için gerekli topraklardan bir tanesi orası da. Aynen öyle. Sen başka kimle savaştayız yani? Şöyle bakalım coğrafyaya. Yok. Onlara şimdi çıkarma atmayalım abi. Biraz gereksiz. Şimdilik biraz gereksiz gibi görünüyor. Hemen bütün toprakları alalım bakalım. Ito. Bütün top... Aa, alamıyor muyuz? Aa. Aa. Bütün toprakları alamıyoruz. Tüh be. Ne yapalım? Madem alamıyoruz, alamayacağız yani. Başka bir çare yok. Buna razı olacağız, bu barış antlaşmasına mecburen. Tamam, yollayalım. Sen de yine bütün topraklarını... Dur, bir yerde daha var. Aynen, burada da varmış. Onu da alıyorum. Yollayalım sana da. Sen kimsin? Kono. Tamam. Sana da bu şekilde yolluyorum barış antlaşması teklifini. Isitsui. Sana da bu şekilde yolluyorum. Sen kimsin? Janzo ve Yamana. Sizin de yine aldığım bütün topraklarınızı elime geçiriyorum. Ve evet, bütün devletlerle barış antlaşmalarımızı imzaladık ama sen benim çok sinirimi bozdun sevgili Ito devleti. Seni bir an önce elime geçireceğim. Hiç beklemeyeceğim. Ming Hanedanı ile artık ilişki geliştirmeye başlayalım. Aa, Ming'le ilişkim artmış bayağı. Niye böyle bir şey olmuş? Demek ki Ming'in bir düşmanına savaşı ilan etmişim ben pek farkında olmadan. Bu sayede Ming'le benim ilişkilerim bayağı bir gelişmiş abi. Hiç şeyin bitmesini beklemeyeceğim. Yani asimilasyon falan yapmayı beklemeyeceğim. Direkt orduları bu bölgeye doğru çekeceğim ve savaşımı ilan edip halledeceğim artık bunları. Hemen getirelim bütün orduları. Tamam, gayet güzel. Toplamda 20.000'lik bir orduyla bekliyoruz. Bir yandan da hatta yatırımlara falan para verelim. Aynen öyle. Hem bir yandan gelişmiş oluyoruz hem de bir yandan bu savaşı kollamış oluyoruz. Tam 20 turluk bir hala barış antlaşmamız bulunuyor. Bu barış antlaşmasının bitmesini bir bekleyelim. Artık senin öyle bir müttefikin yok kanka. O bitti. Onu ben yedim. Onu yedim ben. Kahvaltı niyetine yedim ben onu. Evet, sonunda 1000. tura da ulaştık dostlar. Evet ve 1000. turda barış antlaşması bitti. Ve 1. turun savaşı, Ito savaşı tekrar başladı. 1. Kerasuki'nin önderliğinde yine savaşı ilan ettik. Gerçekten de Kerasuki dediği gibi saldırgan bir lider çıktı abi. Devam edelim. Çok güzel. Evet, kolay oldu. Bu sefer kolay oldu ve bu sefer bütün topraklarını alabiliyoruz. Barış antlaşmasını imzaladık ve Ming Hanedanı'nın sahip olduğu topraklar hariç Japon coğrafyasının tamamında hakimiyet kurduk dostlar. 1. Keremuşi bunu görse hakikaten gurur duyardı. Keroan şogunluğu Japonya'nın neredeyse tamamında an itibariyle hakimiyet kurdu dostlar. Artık yavaştan asimilasyon işlemlerini başlatmanın vakti geldi. Japonya'yı elimize geçirdik ama buradan sonra önemli olan etkenlerden, olaylardan bir tanesi de Japonya'da tam hakimiyeti, bütün ülkenin vatandaşlarını, bütün buradaki boyların vatandaşlarını kendi kültürümüze dönüştürerek ülkede birliği sağlamak olacak. Bunu da tabii ki asimilasyon işlemleriyle yapacağız. Hemen başlatalım. Güzel. Evet, tamam da başlattık galiba şu anda. Aynen öyle, aldığımız bütün topraklar üzerinde asimilasyon işlemlerini an itibariyle başlattık. Yani Ming Hanedanı'nın... Oha, Karakoyunlar, oha. Sen ne yaptın öyle be? Vay be. Siz ne yapmışsınız öyle ya? Çok acayip şeyler yapmışlar abi. Ya benim Ming Hanedanı'nı halletmem lazım ya. Yani benim bunları halletmem lazım. Başka bir çarem yok. Benim bunları Japonya'dan atmam lazım bir şekilde. Yani acaba savaş ilan etsek ve buradaki toprakları alıp sonra böyle ölesiye savunma yapsak başarılı olur muyuz ya? Ulan var ya, ciddiyim, başarılı oluruz gibime geliyor. Çünkü buralara çıkarma atmayacağım. O bana gelecek, ben savunacağım. Zaten buradaki topraklarımın tamamı son derece iyi nüfusa sahip olan topraklar. Ama bu savaşı ilan etmeden önce, evet, 1. Kerosuke bu savaşı ilan edecek ama bu savaşı ilan etmeden önce biraz daha hazırlanmamız lazım. Biraz yatırım yapmamız lazım. Ekonomimizi geliştirmemiz lazım. Yani en azından Ming Hanedanı'na yakalayamasak da biraz olsun yetişmemiz lazım. Biraz daha yaklaşmamız lazım diyelim. O yüzden manuel ekonomik yatırımlarımızı yapmaya 1465 yılından itibaren başladık dostlar. Bu arada Keresuki'nin de, 1. Keresuki'nin de bu 10. yılı oluyor tahttaki. Devam edelim. Evet, paramız bittiğine göre yatırımları, verdiğimiz parayı keselim. 472 binlik bir ekonomimiz oldu. Şu anda Ming Hanedanı ekonomisi 876 bin. Biraz daha yapacağımız ekonomik yatırımla beraber daha da iyi bir seviyeye çıkacaktır. Gelen teknoloji puanlarını ekonomi büyümesine verelim. Hatta sıradaki ekonomik yatırım yapmadan önce biraz araştırmaya para verelim ve araştırmadan gelecek puanları ekonomi yatırımına verelim ki böylece yaptığımız ekonomik yatırımlar bize daha iyi dönüş sağlasın. Evet, güzel, gelsin gelsin gelsin. Hepsini ekonomi büyümesine vereceğim. Ming Hanedanı'yla da bir kez daha saldırmazlık paktı imzalayalım. İlişkimiz de eksi 35'in altına düşmesin be. Düşmesin, çünkü eğer düşerse başka saldırmazlık paktı imzalayamayacağız. Gelsin abi, teknoloji puanları gelmeye devam etsin. Evet, 5 tane daha gelmiş, onları da hemen ekonomi büyümesine veriyorum. Videomuzda artık yavaş yavaş 20 dakikaya yaklaşmış dostlar. Ming Hanedanı savaşı hazırlıklarının geri kalanını bir dahaki bölümde tamamlayacağız. Bu bölümün yavaştan burada sonuna gelelim. 1. Keresuke çok büyük işler başararak Japonya'nın neredeyse tamamında, Ming Hanedanı tarafından tutulan bir bölge haricinde Japonya'nın tamamında Keroan şogunluğu hakimiyetini kurmayı başardı. Ülkenin kurucusu Kral 1. Keremuşi görse gerçekten şu an oğluyla gurur duyardı. Oğlunun şu an yaptıklarıyla göğsü kabarırdı gerçekten, ama maalesef o Shiba askeri tarafından, o lanet Shiba askeri tarafından Fukui limanında öldürüldü. Artık onu sadece anmakla kalacağız ve 1. Keresuke'nin yeni başarılarını hayretle izleyeceğiz dostlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz ve serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.